İşlemiş olduğunuz en büyük günah? Bir kere haram bir şey yapmıştım. Vallahi arada sırada bir gökyüzüne gidip geliyorum. Mars'a çıkıyorum. En büyük günahlardan birisi bu. Arkadaşlar kimseye tavsiye etmiyorum. Evet, bir tanıyalım mı? İsmin ne senin? Yok, söylemiyor. Konuşmayacağım mı? İsim neydi? Ayşenur Küçük. Buralı mıyız? Ha, aynen, Gaziantep'liyim. Yerlisi. Ha, evet, yerlisi. Yerlisi olarak baklavayla aran nasıl? Çok iyidir. Ne kadar yiyorsun bir otobüste? 6-7 tane yerim herhalde. Bayram için tatlılarımız hazır mı? Hayır, hazır değiliz. Bayram alışverişini yaptık peki? Öyle içimizden gelmedi bu süre bence. Yapmak yani. Evet, içimizden gelmedi. Tam bir bayram havası yaşayamıyoruz virüs dolayısıyla. Eski bayramları yaşayabiliyor muyuz? Eski bayramları bu sene hiç yaşayamadık çünkü çok zor günler geçiriyoruz. Yani dışarı bile çıkarken hep bir korkuyla çıkıyoruz, öyle yani. Peki annene hiç yalan söyledin mi? Evet, söyledim. En büyüğünü istiyorum ama. En büyüğünü söyleyemem. Onu söyleyemem. En o zaman bir küçüğünü söyle. Eve geç kaldığımda arkadaşım gibi beraber dikledim. Bu kadar yani. Ama başka bir yerdeydim. Evet, başka yerdeydim. Vay, inşa ediyoruz, bakın görün. Peki, işlemiş olduğunuz en büyük günah nedir? En büyük günah nedir? İnsanlara güvenmektir. Bak, dem vurdu. Karşı cins mi yoksa hem cins mi? Karşı cins. Peki ne söylemek istersin karşı cinse? Ne söylemek istersin? Adam olun lan. Evet, adam olsunlar. İsim? Alisan. Tanıyalım. Seda. Nereye böyle? Gezmeye gidiyoruz öyle. Geziyoruz. Bayram öncesi alışverişleri yaptık mı? Hayır. Biz Antalya'dan geldik ve biz de bayramı ailemizle geçirmeyeceğiz. Memleket orası mı? Evet. Neresinden? Antalya merkez. Seninki? Aynen, ben buralıyım. Peki ben nereliyim? Antalya. Alanya. Alanya. Eski bayramlar artık yaşanmıyor diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Eskiden daha iyiydi. Büyüklerimiz daha iyi bilir. Fakat şu an insanlar birbirinden soğudular. Vazgeçmişler gibi yani. El öpmeye bile gelmiyorlar yani, öyle söyleyeyim. Yaş kaç? 24. Bundan 10 sene, 15 sene önce bu eski çocukların yapmış olduğu şeyleri artık yapamıyorlar. Yani doğal olarak hani çocuklukta kalmış gibi bir şey oluyor. Doğru mu sence? Doğrudur. Aile ziyaretlerine önem veriliyor mu? Eskisi gibi önem verilmiyor çünkü artık insanlar beraber yani eve ziyarete gittikleri zaman herkes eline telefonu alıyor. O telefon denen illeti bırakmıyor bütün. Kebap yediniz evet, mi? Kebap daha yemedik, biz gece geldik çünkü kebap yiyeceğiz ama. Peki baklavayı denediniz mi? Baklavayı da daha denemedik, deneyeceğiz. Biz de onları konuşuyoruz. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyorduk, giderliyorduk. İşlediğiniz en büyük günah? Şu an aklıma gelmiyor ama ben çok büyük bir günah işlediğimi düşünmüyorum yani. Benim bir çocuğum var, şu an çocuğumdan ayrıyım belki. Ayrı olmamın sebebi belki de yaz tatili dolayısıyla. Ama zaten onu da göreceğim. Peki senin kardeşim? Vallahi arada sırada bir gökyüzüne gidip geliyorum. Mars'a çıkıyorum. En büyük günahlardan birisi bu. Arkadaşlar kimseye tavsiye etmiyorum. Uçuyorum mu? Uçuyorum yani. Yapmayın. Annene hiç yalan söyledin mi? Söyledim. Hatta Antep'e gelirken bile yalan söyledim. İfşa oldu. Görün. O görmez. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İsmim Gülten. Berk. Topukludan nefret ediyor muyuz? Nefret etmiyorum. Arada sırada giyiyorum. Ama bazen bezdiriyor böyle kızlarımızı. Neden topuklu için öyle düşünüyorsun? Şöyle bir şey var. Gaziantep'te yaşıyoruz ve burası gerçekten çok sıcak, dayanılacak gibi değil. Yani o yüzden nefret etmemiz gayet normal. Annene hiç yalan söyledin mi? Söylemedim. Hiç, sıfır. Yani bilmiyorum ki. Var bir şey. Söylemişimdir ama şimdi hani çok ufak yalanlardır. Küçük yalanlar. Aynen. Sende var mı? Başka bir yerdeyken başka bir yerdeyim diye söylemişimdir, evet. Yani öyle bir ufak bir yalanım olmuştur. Çok büyük çaplı yalanlar söylemem. Peki işlediğiniz en büyük günah ne bugüne kadar? Birinin çok büyük bir günahını almıştım ya, evet. Arkasında mı konuş? Dedikoduyu seviyorum. Yani dedikoduyu seviyorum, evet. Yalan değil. Yapalım mı biraz? Bir arkadaş ifşa etsin bize buradan. Gün gelir belki denk gelir, izler tamam mı? Abo, yok ne ya, duymasınlar. Herkese sağlıklı, güzel, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Tanıyalım. Mehmet, Mustafa.
Yalan söylemiyorsun değil mi? Yok, biraz gerçek adam bu Suha. Duraksadın da o kopya vermiş gibi oldu. Yok. Arkadaşlar, eski bayramlar şu anda yaşanıyor mu? Hayır. Neden yaşanmıyor sence? Sebebi ne? Hayat çok zorlaştı. Eskiden böyle bayram hediyeleri geliyordu. Şimdi almadığınız için de olabilir mi bunlar? Hem ondan hem hayat şartları zorlaştı. Hem çok şey zorlaştı yani benim. Bana göre öyle. Akraba ziyaretlerini ihmal etmiyoruz değil mi? Yok abi, ihmal etmiyoruz. Hepsini neyse ziyaret yani ediyor musun? Ediyoruz abi. Etmiyorsan? Var abi, gözünü seveyim sen. Sen başka bunu yayınlamayacaksın zaten abi. Başka bir şey söyle. Muhabbet olsun. Gel etmiyor, gel, etmiyor. Gel buraya gel. Hayır hayır etmiyor. Bak röportaj yapıyoruz, kamera orada, tam öyle dönüp gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu tarafa konuşalım o zaman biraz daha. Hazırız, evet. Hazır mıyız? Heyecan var mı? Ben Ezgi. Özgül Özge. Ne güzel isimler var böyle. Eski bayramların tadını alıyor musunuz? Mesafeler girdi yani herkesin hayatına. Şu sıralar virüs var zaten. Peki akraba ziyaretlerine önem veriyor muyuz? Aslında çok önem veren bir insanım ama insanlar birbirleriyle artık ilişkilerini o kadar kesti ki kimse kimseye gelip gitmek istemiyor. Virüs artık buna bahane oluyor zaten. İnsanların dedikleri oldu yani bir nevi. Allah da zaten bence bilerek böyle bir belayı getirdi. İnsanlar sürekli hani birbirlerine iletişim gelmesin gitmesin kimse diyordu. Şu anda herkesin istediği oldu. Herkes birbirinden uzak yani. Herkes kafasına göre takılıyor bir nevi. Ailemize karşı yalan söylüyor muyuz hiç? Söylemiyorum. Bayağı bir düşündüm de var herhalde bir yerde. Şuna bazen söylüyorum. Karşı tarafa onunla ilgili bir sürü söylemediğimi söylemiştim ama söyledim. Şu anda da yeni öğreniyor. Onu da işaret duymadı zaten. Hiç karıştırma. Peki işlemiş olduğunuz en büyük günah? Bir kere haram bir şey yapmıştım. Söyleyemez misin? Yok. Bizde mi kalsın? Allah da benim aramda. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, bayram yaklaşıyor. Bayram alışverişini yaptık mı? Hayır. Neler düşünüyoruz mesela bayram için? Pek bir şey düşünmüyorum açıkçası. Virüs yüzünden evde kalacağız. Evde kaldık mı peki? Kaldık. Annenize hiç yalan söylediniz mi? Anneme yalan söyledim tabii ki. En büyüğü? Anne. O beni her yerde tanır. Maske olsa bile. Tanır. Peki işlediğiniz en büyük günah? Allah affetsin, var mı bilmiyorum. Tabii ki de vardır. Gıybet yapmak galiba. Bayağı bir düşündün de şöyle bir. Gıybet yapmak. Peki o zaman ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Ayşe ben. Ne işte uğraşıyorum? Öğretmenim. Ne öğretmeni? Beden eğitimi öğretmeniyim. Filmlerden, dizilerden böyle Hababam Sınıfı tarzında olan öğrenciler yok, olur ya. Yok, çok şükür yani öğrencilerim yok, çok iyi. Bugünlerdeki yaşamış olduğumuz bayramlar eski bayramlarının yerini alıyor mu? Ya inanın açıkçası evet, biz de kalabalık bir aileyiz. Yani toplum olarak da zaten kalabalık aileleri de seviyoruz ama şu an geniş yani aile. Ben çok eski bayram tadı alamıyorum maalesef. Acaba bu büyüdüğümüzden mi böyle yoksa gerçekten? Belki evet, çocuk zamanımızda çoğu şeyin farkında olmuyoruz. Çocukken böyle ama daha çok... Ama kültürel olarak da değişim olduğu için toplumumuzda bence ondan dolayı onun da bir etkisi var. Evet. Ben öyle düşünüyorum açıkçası, benim şahsi görüşüm. En büyük günahınız neydi? Vallahi onu hiç düşünmedim açıkçası. Yani var mı öyle işlediğiniz? Birey olduğum için yani yok. Hep eğitim hayatındaydım yani çocukluğum da düzgün geçti. Ondan da çok yaşadığım bir pişmanlık yok yani ya da büyük bir günahım yok. Gençlik, isim? Hasan. Mehmet. Mehmet, eski bayramları yaşıyor musunuz şu anda? Valla ben şimdi korona yüzüne el bile öpemik. Adı neydi? Eski bayramda ne güzeldi, öpüşüydük, her şeyin uzaklıydık, bir zarf vardı. Şimdi paravayı veriyorlardı. Şimdi bir şey bile yapamayız yani. Ailene hiç yalan söyledin mi? Söyledim. En büyüğü hangisi? En büyüğü arkadaşımın yanına gideceğim dedim ama gitmedim. İşlediğin en büyük günah? Abi bir kere kız arkadaşım bizim eve çektim. Valla. Hızlı gidiyoruz ha. Dedim en büyük günah da şey kızın elini tuttum. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere biz bunu bir hafta önceden çekiyoruz ama siz bunu bayramın ikinci günü izliyorsunuz. Hepinize iyi bayramlar İnşallah diliyoruz. Hayırlı bayramı size. Canı gönülden. Abone de olmayı da unutmayın. Onu boş ver ya, onu isteyen abone olur zaten, o sıkıntı değil. Yok zaten bir tuşa biz, basacak. Biz yani. Emrivaki değiliz yani. Onu da yani bir yapın yani. Hepinizin bayramı enişten bayram... Sizleri çok seviyoruz. Hepinizin bayramını enişten dileklerimizle kutluyoruz arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.